Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime üzüm yetiştiriciliği ve zeytin yetiştiriciliği üzerine videolar çekmeye devam ediyorum. Arkamda görmüş olduğunuz yamaçlarda komple zeytin ağaçlarımız var. Bu zeytinliğimiz daha ayrıntılı bir şekilde zeytinliklerimizi de göstereceğim. Bu zeytinliğimizde şu anda ben ilaç atma işlemini gerçekleştireceğim bugün. Özellikle zeytin pamukçuğuna, zeytin kurduna, zeytin sineğine karşı ilaçlama yapacağım. İçine de borçinko karışımı ve yaprak gübresi ekleyeceğim. Zeytinlerde bu şekilde döllenme hızlandırmış olacağız. Aynı zamanda zeytin tutumunu sağlayacağız. Bu ilaçlamalar önemli. Aynı zamanda da yapraklarda halkalı leke oluşuyor. Bu halkalı lekeyi önlemek için de pirnoz ilaçlarından da kullanacağım. İlaç içeriğimi de siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Şu anda siz değerli izleyenlerime zeytinlerimin durumunu da göstermek istiyorum. Ve zeytinin üzerinde nasıl hastalıklar var bunları birlikte değerlendirmek istiyorum. Değerli izleyenler, zeytinlerde şu anda şöyle çiçek tomurcukları oluşmaya başladı. Bunlar hep zeytinlerin çiçek tomurcukları. Bunlardan hep zeytin oluşacak. Tabi bu ara ilaç atmazsak ne olur? Siz değerli izleyenlerime bunu göstermek istiyorum. Şöyle zeytin pamukçuklanması oluyor. Bu tabi çiçeği önlüyor. Buralardaki çiçekler dökülme yapıyor. Şu anda dehşet bir şekilde başlamış. Bizim ilacımız artık bu duracaktır. Artık bundan sonra ilerlemesini bir anlamda ilaç atarak önledik. Aynı zamanda zeytin sineği şu filizlerin özünü emiyor. Aynı zamanda yapraklarını yiyen böcüler var. Bunların da önüne geçmiş oluyoruz ilaç atarak. Aynı zamanda içine eklediğimiz amino asit ve borçinko karışımıyla zeytin tutumunu sağlamış olacağız. Bu çiçeklerde hep zeytin tutunmuş olacak bir anlamda. Ve döllenmeyi de hızlandırmış olacağız. Değerli izleyenler, zeytinimizde özellikle zeytin ilaçlamasında zeytin sineği, zeytin güvesi ve zeytin pamukçuklanmasına karşı bu ilacı kullanıyoruz. 1200 litreye 1 litre eklemek yeterli. Sokrates 25 EC diye geçiyor. Böcek ilacı. Aynı zamanda zeytine yaprak gübresi olarak bor, mangan, çinko karışımı olan bu üründen bir paket ekliyorum. Ve zeytin yapraklarında halkalı leke için Lagarta diye bir mantar ilacı kullanıyorum. Aynı zamanda bu bağda mildiyo ve külleme için de kullanılıyor. İlaç içeriğimiz bu şekilde. Şöyle üzerine göstermemiz gerekirse 3 içeriği ilaçlama makinesine ekleyerek zeytinlere atımını gerçekleştireceğiz. Değerli izleyenler, amino asitimizi unutmuşum. 2,5 kilo da amino asitten ekliyorum ben. Organik madde olarak yapraklardan alınması için bu şekilde döllemeyi de arttırmayı planlıyorum inşallah.